Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte aynı zamanda bir proje videosu olarak aynı zamanda da elektronik gizemler serimizin bir bölümünü çekeceğiz. Hem bir proje yapmış olacağız hem de bu projedeki bir enteresanlığı anlatacağız. Bu proje uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir proje ve uzaktan kumandalı vantilatör projesi. YouTube'da araştırdığımda bu projeyle alakalı Türkçe bir kaynak yok. Yabancı ülkelerde belki yapılmıştır bu proje ancak Türkiye'de ilk olarak ben yapacağım bu projeyi. Burada gördüğünüz gibi bir motorumuz var. Şurada devremiz var. Şöyle bir tane jumper çıkmak üzere onu takalım. Evet. Burada Arduino kullanacağız bu devrede. Burada Arduino kullanacağız ama motorları sürmemiz için transistörler ya da motor sürücüsü kullanmamız gerekmekte. Ben burada transistör kullandım. Direkt motor sürücüsü kullanırsak da aslında daha rahat olabilirmiş. Çünkü burada transistörlerde enteresan bir durum var. Buradaki bu devrede infrared alıcı sadece IRFZ44N MOSFET ile çalıştırdığımızda devreyi buradaki infrared alıcı kumandadan gelen sinyalleri bir süre sonra o algılamamaya başlamakta ve kodları doğru düzgün bir şekilde anlayamamaya başlamakta. Ancak buraya bir BC547 eklediğimizde BC547'nin IRFZ44N'i kontrol etmesini sağladığımızda bu devre çalışmakta. BC547 ile IRFZ44N'i kontrol ederken iki tane dikkat edilmesi gereken husus var. Transistörlerin kolektörlerini birleştiriyoruz. Kolektörlerini birleştirmediğimizde transistörümüz çalışmayacaktır. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise transistörlerle olan besleme devresini, besleme güç kaynağının eksisini Arduino'ya vermemiz gerekiyor. Yoksa devre gene çalışmayacaktır. Böyle yaptığımızda bu devreyi bu şekilde kurduğumuzda BJT transistörlerle IRFZ44N'imizi tetiklediğimizde devre çalışmakta. Ancak bu IRFZ44N'i motorlarda kullanırken sıkıntı yaşıyoruz. Ancak diğer örneğin bir ampul bağladığımızda daha önceki projelerimizde hatırladığınız üzere bu IRFZ44N'i direkt olarak kullanarak bir Blink uygulamasını çalıştırarak Arduino'daki bir standart ampulü yakıp söndürmüştük. Akkor flamanlı ampulü yakıp söndürmüştük. Ve sadece IRFZ44N'i tek başına kullanmamız yetmişti. Ancak bu motorlarda MOSFET'lerin bu motor sürücü hakkında pek bir alıp veremediği şeyler var. Çünkü motorları BJT transistörlerle sürdüğümüzde bir sıkıntı olmamakta. Ancak MOSFET'leri tek kullanarak motorları süremiyoruz. Burada gördüğünüz gibi 28BJ48 model bir step motorumuz var. Bu motorumuzu da daha önceki bölümümüzde incelemiştik. Transistör inceleme serisinde aynı zamanda bu ULN 2003 entegresini de incelemiştik. Bu ULN entegresi içinde 7 tane Darlington transistörü bulundurmaktı. Ve bu transistörler BJT, MOSFET değil. BJT olduğu için bu devre çalışmakta. Kolaylıkla çalışmakta. Ancak bu step motorumuzun bobinlerini MOSFET transistörlerle sürmeye çalıştığımızda çalışmamakta. Yani MOSFET transistörlerle motorların bir alıp veremediği var. Bu elektronik gizem serisinin konusuydu. Yani böyle bir devrede böyle bir enteresanlık var. Şimdi devremizin nasıl çalıştığını göz atalım. Bu devrenin kodlarını robotistan.com sitesinde bir tane videodan aldım. Robotistan'ın YouTube kanalındaki bir videodan aldım bu kodları. Buradaki infrared alıcının Arduino ile birlikte çalışması ve pinleri açıp kapaması için gereken kodları öğrenmek için aşağıdaki Robotistan videosunun linkini koyacağım açıklamalarda.
Buradaki infrared alıcımız kumandadan gelen 1, 2, 3, 4, 5 gibi sinyalleri algılayarak buradaki motorumuzu döndürecek. Aslında bu devre ile araştırırken, bu RFZ44N'i tek başta kullanırken BC547'yi takmak aklıma gelmemişti. O yüzden internetten oldukça detaylı bir araştırma yaptım. En sonunda BC547 bir tane NPM bir transistör koyduğumuzda sorunun çözüldüğünü buldum. Ancak bu sorunun nedeni nedir? Hala bunu çözmüş değiliz. İnternette araştırarak bu sorunu bulmaya çalışacağım. Aynı zamanda buradaki infrared alıcıyla olan devremizi incelemeye başlayalım. Burada bir tane motorumuz var. Şu anda şöyle küçük bir motor kullanacağım. Bu az akım çeken ve az akımına karşı yüksek devirlerde dönebilen bir motor. Geçenki bölümlerimizde zaten bu motoru incelemiştik. Bu motoru beslemek için şöyle iki tane seri bağlı ikili pil yuvası kullanacağız. Bunların voltajları yaklaşık olarak 3,5 volt, 4 volt gibi bir enerjisi var. Çünkü piller birazcık bitik. Bunlarla birlikte motorumuzu dışarıdan besleme yapacağız. Ancak elimde şu anda 5 voltluk bir güç kaynağı, 5 volt USB'ye bağlanabilecek bir güç kaynağı olmadığı için ben burada 5 volt enerji veremiyorum. Ancak 5 volt enerji verebilseydim buradaki büyük güçlü motorla deneyecektim. Ve bu motor yaklaşık olarak 2 amper akım çekmekte 5 voltta. Bu projemizin versiyon 1.0'ı olacak. Diğer bir versiyonda ise bu motorla deneyeceğiz. Bu motorla denedikten sonra da yazılıma birkaç eklenti yapacağız. Daha sonra da gerçek projeyi ortaya çıkaracağız. Gerçek projeyi bir delikli pertinaks üzerine kuracağız. Daha sonra da daha profesyonel olması için projemizin bir tane KiCad üzerinden PCB tasarlayacağız. Ve bunu PCBWay'den sipariş edip devremizin profesyonel versiyonunu yapacağız. Bu devrenin aynısı olacak ancak bu motoru ben soketli yapacağım. Ve aynı zamanda soketli yaptığım için hem profesyonel modele hem de pertinaksa kurduğumuz modele bu motoru takabileceğiz. Bunu özel bir mekanizma da yapacağım. Şimdi devremizi incelemeye başlayalım. Şurada gördüğünüz üzere bir multimetremiz var. Bu multimetre ile motorun çektiği akımı göstereceğim. Pillerim biraz zayıf olduğu için motoru döndürmeye tam olarak gücü yetmiyor. İlk biraz motora şöyle elle yardım ettirmek gerekiyor. Ve burada çekilen akımı da göstereceğim. Şöyle devremize Arduino'nun beslemesi için bir power bank bağladık. Aynı zamanda da pilimizi bağladık. Şöyle 3 butonuna atadım ben bu motoru. 3 butonuna bastığım anda evet multimetremizi açmayı unuttuk. Multimetremizi de açalım. Evet, 3 butonuna basmıştık. 42 miliamperlik bir akım çekmekte. Hafif elimle döndürdüğüm zaman motor dönmeye başlamakta. Ve 31 miliamperlik bir akım çekmekte gördüğünüz üzere. 3 butonuna bir daha basacağım. Evet, motor gördüğünüz gibi durdu. Şöyle 3 butonuna bir daha bastığım zaman şöyle elimizle hafif yardım edince motor dönmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi. Buraya daha güçlü bir güç kaynağı bağlarsak motor 3 butonuna bastığımız anda direkt olarak çalışacaktır. Ancak elimde öyle bir güç kaynağı olmadığı için şimdilik pillerle idare ediyoruz. Buradaki butonu 3 olarak atamak zorunda da değilsiniz. Örneğin 4 numaralı butona atayalım. Şuradaki jumper'ı 10 numaralı girişteki jumper'ı 11'e takacağım. Bu transistörlerin tetik bacağı. Şöyle 11. pine bağladım şu anda. 11. pine bağlayıp deneyelim. Şöyle 4. butona bastım. Evet, gördüğünüz gibi multimetrede 43 miliamperlik bir akım gördük ve motorumuzu
Elimizle hafifçe yana çevirdiğimizde motorumuz dönmeye başladı. 4 butonuna atamıştık. 4 butonuna basıyorum ve motor tekrar kapanacak. Evet, projemiz bu şekildeydi. Daha sonraki bölümlerde farklı eklentiler yapacağız bu projeye. Örneğin butona bastığımız anda klimalardaki sistemde olduğu gibi bir buzzer takacağız ve o buzzer'dan bip sesi çıkacak. Her bastığımızda bir bip sesi alacağız. Aynı klimalarda olan sistemdeki gibi böyle bir sistem yapacağız ve yazılımda birkaç iyileştirmeler yapacağız. Bu projemizin daha prototipi. Daha sonrasında da asıl projemizi ortaya çıkaracağız. Evet, elektronik gizem ve proje serisi hakkında olan bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.